Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Görmüş olduğunuz Tukaş arkadaşlar. Tukaş'ın temel analizden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Bunun arkasına da bir grafik çalışması yapacağım. O da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Tukaş ikinci çeyrek mali sonuçlara göre %7 artışla 22.99 milyon TL net kar açıklamış arkadaşlar. Şirketin net satış gelirlerine geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüme göstermiş arkadaşlar. 194.22 milyon TL olan faiküse yıllık bazda 14 artış kaydederek 40.68 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz açık pozisyonu 21.88 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 696.41 bin TL seviyesinde bulunmaktadır arkadaşlar. Son çeyreğe kadar arkadaşlar bir %20 daha büyüse %40 büyümüş olacak. Yani bir şirket için %40 büyüme çok güzel bir potansiyel arkadaşlar. Burada net satışlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar 2019'da 161.79 iken 2020'de 194.22 milyon net satışı varmış arkadaşlar. Kârı da baktığımız zaman 2019 yılında 21.47 iken 2020'de 22.99 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki burada şu cari değeri çok önemli arkadaşlar. Yani öz sermaye karlılığı 2019'a baktığımız zaman ufak biraz bir düşüşlük var. Öz sermaye karlılığında biraz düşüşlük var ama piyasa değerine baktığımız zaman 2019'da 1.393.24 iken 2020'de 2.655.61 arkadaşlar, matematiğim çok güçlü olmadığı için yani noktalı söylüyorum. Siz orayı o şekilde anlayın arkadaşlar. Dediğim gibi öz sermaye çok önemli arkadaşlar. Ufak bir düşüşlük var da yıl sonuna kadar ben bu öz sermaye karlarında burayın geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir tablo var arkadaşlar. Ben burada özellikle neye değinmek istiyorum arkadaşlar. Aylara göre geçmişteki performansları arkadaşlar. Özellikle şuna değinmek istiyorum. 10. ayın herhalde 20'sinde büyük ihtimal yanlış bilmiyorsam bilançolar açıklanacak. Kasım, Aralık ve Ocak ayına bakacak olursak arkadaşlar, BIST'e göre, ondan sonra yabancı girişi görüyorsunuz Kasım ve Aralık ayında. O yüzden hep diyorum arkadaşlar sabır 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 diye. Yani şöyle diyebilirim, Ekim'den sonraki yani bilançodan sonraki günlerimiz çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Tukaş'ta Kasım, Aralık ve Ocak ayına kadar çok güzel bir performans göstereceğini düşünüyorum. Grafiğimize de baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir trend çizgisi çizdim arkadaşlar. Ve şöyle bir düşeni kırmış arkadaşlar. Daha önce bir yoklama yapmış. Şöyle gelmiş, tekrardan bir kıramamış. Bu sefer de kırmış. Biraz daha inat oldu aslında. Biraz biliyorsunuz tahtacımız böyle kaplumbağa gibi hareket ediyor. Bazen de böyle tazı gibi koşuyor işte. Şöyle baktığımız zaman tavşanı görebilirsiniz. Şuraya da baktığımız zaman ve şuraya baktığımız zaman nasıl tazı gibi koştuğunu görüyorsunuz. İnşallah bu tazı bir gün size de denk gelir. Onun dışında arkadaşlar ne diyebilirim? Mumumuz güzel bir mum kapatmış bugün, görüyorsunuz. Yani şöyle geçmişte de bakarsak şöyle bir mum nasıl böyle
mum büyüklüğüne baktığımız zaman geçmişte nasıl performans gösterdiğine bakabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi düşeni kırmış arkadaşlar. Direnç olarak da şöyle diyebilirim. 4 4.20 arkadaşlar önemli. Bugün farkındaysanız yine bir iğne attı 20'ye. Oradan geri döndü. 20 çok önemli arkadaşlar. 20 direnç olarak karşımıza çıkacak. 10.45 ve şöyle baktığımız zaman 11.46 olarak dirençlerimiz var arkadaşlar. Önemli olan haftalık dirençleri arkadaşlar. Geçmişteki haftalık dirençleri kırdığı zaman hisse daha hızlı hareket edebiliyor arkadaşlar. O yüzden tabii ki daha da bir sert hareketler için bizim yani geçmiş haftalığı şöyle yapayım. Haftalıkta bakarsam hem siz de daha iyi rahat görmüş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce günlükte de bakmıştım. Şöyle 11 şöyle bakarsak 11 40 falan 50 11.50 diye arkadaşlar. Haftalığa da baktığımızda arkadaşlar 12.50 üzerinde daha da rahatlayacağını düşünüyorum. Bu arada ELO sayımız bakacak olursak haftalıkta da bu da aynı gözüme çarptı. Haftalıkta da 50'nin üstüne çıkmış gayet güzel. Bakın neden güzel? Görüyorsunuz değil mi? Haftalık ERAS'ın 50'nin üstünde olduğu zaman. Şöyle bir de bakayım haftalıkta ne yapmış. Evet. Güzel arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar ben size şu görmüş olduğumuz RSI yani ERA sayımızdan bahsedeceğim ve kullanmış olduğum şu siyah olan yani Bollinger bandı. Ben Bollinger bandı diyorum ve mavi olan 20 günlük ortalama, 5 günlük olan EMA ve kırmızı 60 günlük EMA arkadaşlar. 5 günlüğe özellikle şöyle bir size anlatayım kısaca arkadaşlar. 5 günlükte şöyle de bakabilirsiniz. Şuradan da bakabilirsiniz. Yani bunu bir trend çizgisi olarak düşünebilirsiniz. Hani şunu çekiyorum ya arkadaşlar. Bunu değil de anlamayan arkadaşlar şu 5 günlük üzerinde takip edebilir. Ve burada ikili tepe yapmış. Burada da ERA sayımız ne olmuş? Hemen buradan düşüş sinyali vermiş. Yani bu tepe yukarı giderken ERA sayımız aşağıda kalmış ve burada demiş ki ne dönüş bir sinyali var demiş. İşi bilen ustalar burada malı vermiştir. Tabi geçmiş zaman arkadaşlar. Bunun dışında 50'nin üstünde ne dedim arkadaşlar? 50'nin üstünde gayet güzel bir şekilde hep yukarı yön yukarı olmuş. Bu da tabi şu 20 günlük ortalamanın üstüne 5 günlük EMA'mızı takip edeceğiz. Bu 20 günlüğü destek olarak takip edebiliriz. Bu yine 60 günlük EMA'mızı yine destek olarak takip edebiliriz ileriki zamanlarda. Burada dediğim gibi arkadaşlar düşeni kırmış. ERA sayımız da gayet güzel 50'nin üstünde. Tabi bu arada grafiğimiz günlük arkadaşlar. ERA sayımız da arkadaşlar 50'nin üstünde gayet güzel. Onun dışında ne diyebilirim? Şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar Bollinger bandımızı görüyor musunuz? Daralmış ve şurada ufak bir şekilde yönünü yukarı çizmiş. Yani bu ne diyor? Yani yönünü yukarı çıkarttığı zaman ben yukarı doğru gideceğim diyor. Bunu ben demiyorum arkadaşlar. Grafik diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim gördüğüm, anladığım kadarıyla dilimin döndüğü kadar size anlatmaya çalıştım. Umarım size faydası olur. Bol kazançlar, hayırlı günler.